Bastak marka 3100 model sedimentasyon cihazının son kalite kontrolleri uluslararası akreditasyon belgesine sahip Bastak Kalite Kontrol Laboratuvarı'nda yapılır. Bastak marka 3100 model sedimentasyon cihazı düz ve sağlam bir zemine yerleştirilir. Cihaz 220 volt 50 Hz topraklı şebeke voltajında kullanılır. Cihazın kurulacağı laboratuvarın topraklaması ölçülür. Topraklama değeri küçük eşit 5 ohm olmalıdır. Şayet değil ise yeniden topraklama hattı çektirilir. Cihazın kullanımını bilen operatör haricinde kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Cihaz üzerinde veya yakınlarında yanıcı ve yakıcı madde bulundurulmamalıdır. Yetkisiz kişiler ve firmaların cihaza müdahale etmesine müsaade edilmemelidir. Herhangi bir sorunla karşılaşıldığında Bastak Teknik Servis ile iletişime geçilmelidir. Sedimentasyon cihazının fiber tablasına deney esnasında sedim tüpleri tam olarak yerleştirilmelidir. Aksi takdirde sallama esnasında tüpler yuvalardan fırlayarak kırılacaktır. Analiz esnasında özellikle laktik asit çözeltisinin göze veya tene temasından kaçınılmalıdır. Böyle bir temas olduğunda temas eden bölge vakit kaybedilmeden bol su ile yıkanmalıdır. Sedimentasyon cihazı tam durmadan ve sesli uyarı vermeden sedim tüpleri yerinden çıkartılmamalıdır. Bastak marka 3100 model sedimentasyon cihazı buğday ve un numunelerinin ekmeklik kalitesini ve süne tahribatını tespit etmek için kullanılır. Cihaz ile zeleni sedimentasyon analizi ve beklemeli sedimentasyon analizi yapılabilmektedir. Cihaz üzerinde bulunan kontrol panelindeki tuşlardan motor timer 1, analiz esnasında numunenin çalkalama işlemini başlatmak ve durdurmak için kullanılır. Hem timer'ı hem de çalkalama motorunu devreye sokar ve sallama işlemi gerçekleşir. Timer 2, timer 3, timer 4, timer 5 ve timer 6. Analiz esnasında zaman takibi için kullanılan ve süre sonunda sesli uyarı veren 5 basamaklı timerlardır. Çalışma süresi boyunca yanında ışık veren LED uyarı lambaları vardır. Timer Search, cihazda bulunan 6 adet timer arasında dolaşmak için kullanılır. Bulunduğu timer yanında rakamlar boyanmaktadır. Dakika, 1. basamak, 2. basamak, 3. basamak. Timer Search boyalı rakamların bulunduğu timer'ın dakika ayarlamasını yapmak için kullanılır. 1. Dek, butonuna 0-9 rakamı arasında istenilen rakam ekranda belirene kadar basılır. 2. Dek, butonuna 0-9 rakamı arasında istenilen rakam ekranda belirene kadar basılır. 3. Dek, butonuna 0-9 rakamı arasında istenilen rakam ekranda belirene kadar basılır. Saniye satırında 1. ve 2. basamağı ayarlamak için Timer Search boyalı rakamların bulunduğu timer'ın saniye ayarlamasını yapmak için kullanılır. 1. Dek, butonuna 0-5 rakamı arasında istenilen rakam ekranda belirene kadar basılır. İstenilen rakam belirdiğinde basma işlemine son verilir ve 2 basamaklı saniyenin 1. basamağı ayarlanmış olur. 2. Dek, butonuna 0-9 rakamı arasında istenilen rakam ekranda belirene kadar basılır. İstenilen rakam belirdiğinde basma işlemine son verilir ve 2 basamaklı saniyenin 2. basamağı ayarlanmış olur. Set tuşu dek tuşlarıyla girilen değeri kayıt eder ve yapılan işlemden çıkarır. Bastak marka 3100 model sedimentasyon cihazı ile sedimentasyon analizi için bromfenol bulu çözeltisi ve laktik asit çözeltisi kullanılır. Analizde kullanılacak sedim tüpleri tezgaha yerleştirilir. Bromfenol bulu çözeltisinden otomatik pipet yardımıyla 50 ml alınır ve sedim tüplerine aktarılır. Aynı işlem diğer sedim tüpü için tekrarlanır. Homojen haldeki numunenin 4-5 farklı yerinden %14 rutubete göre 3,20 gram numune tartılır. Aynı işlem paralel analiz için tekrarlanır. Tartılan un numuneleri bir huni yardımıyla sedim tüplerine aktarılır. Sedim tüplerinin ağzı kapak ile iyice kapatılır ve tüpler 12 kez yaklaşık 5 saniye çalkalanır.
Çalkalama işlemi tamamlandığında tüpler sedim tablasına yerleştirilir ve motor artı timer bir tuşuna basılır. Cihaz 5 dakikaya ayarlı çalkalama işlemini başlatır. Cihazdaki çalkalama 30 derecelik açıyla dakikada 40 devir olacak şekilde yapılır ve bu cihaz üzerindeki LCD ekrandan kontrol edilebilir. 5 dakikalık çalkalama işlemi bittiğinde cihaz sesli uyarı verir. Motor timer R1 tuşuna basılır ve tüpler dikkatlice alınarak tezgaha yerleştirilir. Laktik asit çözeltisinden otomatik pipet yardımıyla 25 ml alınır. Tüplerin ağzı açılır. Laktik asit çözeltisi tüplerin içine aktarılır. Tüpler cihazın tablasına yerleştirilir ve motor timer bir tuşuna basılır. Cihaz 5 dakikaya ayarlı çalkalama işlemini başlatır. 5 dakikalık çalkalama işlemi bittiğinde cihaz sesli uyarı verir. Motor timer bir tuşuna basılır ve tüpler dikkatlice alınarak tezgaha yerleştirilir ve timer 2 tuşuna basılarak 5 dakikalık bekleme süresi başlatılır. Sona erdiğinde cihaz sesli uyarı verir, timer 2 tuşuna basılır ve çökelme miktarı sedim tüpü üzerindeki rakamlardan mililitre hacim olarak okunur. Bizim yaptığımız analizde numunenin zeleni sedimentasyon değeri her iki tüpte de 30 mililitre olarak okundu.